Bir zamanlar Kıbrıs'ın turizm cenneti olan Maraş, dünya starları ve zenginlerinin uğrak noktalarından birisiydi. Lüks otomobilleri, pahalı evleri, ülkenin en iyi plajları ve gazinoları ile Hollywood yıldızlarının da gözde mekanlarının başında gelmekteydi. Kıbrıs'ın Maraş şehri, geçmişte bu kadar popüler olmasına rağmen yıllardır hayalet şehir olarak anılmakta. 1970'li yılların başlarına kadar Akdeniz bölgesinin en gözde tatil noktalarından biri olan Maraş, Avrupa'nın milyoner iş adamlarına, Marilyn Monroe, Sophia Loren gibi dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaparken bir anda karanlığa bürünüp hayalet şehir olmaya terk edildi. Peki bu kadar gözde bir tatil merkezi olan Maraş neden kapatıldı? Doğru Bilgi kanalından herkese merhaba. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Magosa şehrinde bulunan bu mahalle ülkenin en ünlü bölgesiydi. Maraş bölgesi Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak bilinmekteydi. İlerleyen yıllarda hayalet şehir olarak da nam salan Maraş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de tatile kapatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ordu evi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye girişler kesinlikle yasaklandı. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememekteydiler. Hatta 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklandı. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya kapalı olan Maraş bölgesine alınmamaktaydı. İlk başlarda Annan planına göre kapalı olan Maraş bölgesi Rumların denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türklerince kabul edilmesine rağmen Kıbrıs Rumları tarafından reddedilince bu durum gerçekleşmedi. Buna rağmen Maraş'ta bulunan ve Türklere ait olan birçok arazi Rum yönetimi tarafından el konulup Rumlara ve İngilizlere verilmeye başlanmıştı. Tüm bu yaşananların ardından şu an tarihi bir karar alındı. 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve daha sonra yapılan anlaşmalar çerçevesinde yerleşim ve iskana kapatılan Maraş kentinin 46 yıl aradan sonra yeniden yerleşime açılacağının müjdesi verildi. Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi tarafından yapılan açıklamada 8 Ekim Perşembe günü Maraş şehrinin yeniden açılacağı söylendi. Peki ama Maraş şehri neden bu kadar önemli? 6,5 kilometre uzunluğundaki deniz kıyısında boydan boya uzanan Maraş topraklarının yarısında otel alanı bulunmaktadır. Yalnızca bu bölgenin otel yatak sayısı bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam otel yatak sayısına eşit bir kapasiteye sahiptir. Maraş şehrinde bugün bile hali hazırda 45 otel, 60 apart otel, 3000 civarı büyüklü küçüklü ticari iş yeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka ve 2 spor tesisi bulunmaktadır. Ayrıca 4469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise ve 8 tane okul da bu şehirde bulunanlar arasındadır. Bu bölge tek başına 1973 yılına kadar tüm Kıbrıs'ın turizm sektöründeki toplam gelirinin %54'ünü oluşturmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde ise Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü açıklandı. Uzun yıllardır hiçbir bakım yapılmayan kentin alt ve üst yapıları iyileştirilip yeniden turizme kazandırılacağı kaydedildi. Bu devasa projenin maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar doları bulacağı kaydediliyor. Şehrin yeniden turizme katılmasıyla sağlanacak gelirin ise maliyetin kat kat fazlası olacağına kesin gözüyle bakılmaktadır.